Merhaba değerli izleyiciler. Sonsuzluk nedir serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde Cantor'un şekillendirdiği sonsuzluğun temellerini Russell paradoksu çerçevesinde değerlendireceğiz. Cantor'un teorisi sonsuzlukla ilişkili birçok kavramsal zorluğu çözmüş olsa da temel dayanakları hakkında yeni sorularla karşı karşıya kalmıştır. Bu zorluklar özellikle küme teorisiyle ilgili olanlar olmak üzere matematiğin temellerindeki daha geniş sorunlarla bağlantılı olmaktadır. Cantor'un sonsuz sayıları, sonsuz koleksiyonları tanımlamak ve değiştirmek için bir çerçeve sağlayan küme teorisine dayanır. Ancak küme teorisinin kendisi, Russell paradoksu ve tutarlılık sorunları gibi temel zorluklarla karşı karşıyadır. Öncelikle isterseniz Russell paradoksunu tanımlayalım. Russell paradoksu, matematiğin temellerini derinden etkileyen ve kümeler kuramındaki sezgisel yaklaşımın sorunlu olduğunu ortaya koyan bir çelişkidir. Paradoks 1901 yılında Bernard Russell tarafından keşfedilmiş olup, daha önce Ernst Zermelo tarafından da bağımsız olarak gözlemlenmiştir. Ancak Zermelo, bulgularını yalnızca David Hilbert, Edmund Husserl ve Göttingen Üniversitesi çerçevesinde paylaşmış, yayımlamıştır. George Cantor, 1890'ların sonunda kendi tanımlarının bir çelişkiye yol açabileceğini sezmiş ve bunu Hilbert ve Richard Dedekind'e yazdığı mektuplarda dile getirmiştir. Russell paradoksu, sezgisel kümeler kuramındaki bir eksikliği ortaya çıkarır. Bu kurama göre tanımlanabilir her topluluk bir küme olarak kabul edilir. Ancak bu bazı mantıksal çelişkilere yol açmaktadır. Çoğu küme kendi elemanı değildir. Örneğin x bir düzlemdeki tüm karelerin kümesi olsun. Bu küme kendisi bir kare olmadığı için kendi elemanı değildir. Bu tür kümelere normal küme denir. Ancak x'in tümleyeni, yani düzlemde kare olmayan her şeyi içeren küme, kendisini içereceğinden anormal bir küme haline gelir. Şimdi y kümesini düşünelim. Y tüm normal kümeleri içeren küme olsun. Eğer y normal bir küme ise o zaman kendisini içermesi gerekir. Ancak kendisini içermek onu anormal yapar. Eğer y anormal bir küme ise bunu kabul edersek o zaman kendisini içermemesi gerekir. Ama kendisini içermemesi de onu normal yapar. Sonuç olarak y ne normal ne de anormal olabilir. Bu da Russell paradoksunu doğurur. Bunu pratikte bir konuyla ilişkilendirecek olursak ve daha iyi anlaşılmasını sağlayacak şekilde ifade edecek olursak, Berber paradoksu üzerinden açıklayabiliriz. Berber paradoksu, Russell paradoksuna benzer bir mantık çelişkisini günlük bir senaryo üzerinden açıklayan bir düşünce deneyidir. Paradoks şu şekilde tanımlanır. Bir kasabada bir berber vardır ve bu berber yalnızca kendisini tıraş etmeyenleri tıraş etmektedir. Şimdi soru şudur. Bu berber kendisini tıraş eder mi? Berber kendini tıraş edip etmemesine göre iki ihtimal ortaya çıkar. Kendini tıraş ederse bu durumda tanım gereği sadece kendini tıraş etmeyenleri tıraş ettiği için kendini tıraş etmemesi gerekir. Bu bir çelişkidir. Eğer kendini tıraş etmezse de bu durumda tanım gereği berber yalnızca kendini tıraş etmeyenleri tıraş ettiğinden kendini tıraş etmesi gerekir. Ve bu da bir çelişkidir. Her iki durumda da berberin kendini tıraş edip etmediği sorusunun tutarlı bir cevabı bulunmamaktadır. Bu nedenle bir paradoks ortaya çıkar. Berber paradoksu, Russell paradoksunun günlük bir analojisi olarak kullanılabilir. Paradoksun temelinde bir sistemin kendi kendine referans vermesi durumunda ortaya çıkan mantıksal çelişki ifade edilmektedir. Matematiksel ve mantıksal olarak bir topluluğun veya sistemin hem tanıma uyup hem de uymamasının imkansız olduğunu gösterir. Kendi elemanını olarak içermeyen, kendini eleman olarak içermeyen kümeler kümesi gibi daha soyut bir matematiksel çerçevede Russell paradoksu genelleştirilebilir. Aynı çelişki bir berberin kendini tıraş edebilme tanımıyla daha somut ve anlaşılır hale getirilmiştir. Ve bu bağlamda iki çelişki de sistemin kendi kendine referans verme durumundan kaynaklanmaktadır. Bu mantık matematik ve hatta bilgisayar bilimlerinde döngüsel referansları anlamak için önem arz etmektedir.
Paradoksun biçimsel gösterimi de şekilde gösterildiği gibidir. Russell paradoksu matematiğin temellerinde önemli bir kriz oluşturmuş ve kümeler kuramının aksiyomatik olarak yeniden yapılandırılmasına yol açmıştır. Modern kümeler kuramında örneğin Zermelo-Frenkel kümeler kuramı bu tür çelişkiler aksiyomlarla engellenmiştir. Özellikle Russell paradoksu gibi durumların önüne geçmek için bir kümenin tüm kümeleri içermesi gibi genel ifadeler sınırlandırılmıştır. Zermelo-Frenkel kümeler kuramı Russell paradoksu gibi çelişkileri önlemek bağlamında kendi kendini içermeme gibi sorunları ele alan aksiyomatik bir sistem sunar. Özellikle şu aksiyomlar Russell paradoksunu çözmede etkilidir. Temel aksiyom, her küme üyelerinin bir alt kümesiyle kesişime sahip olmayan bir eleman içerir. Bu, kümelerin kendilerini eleman olarak içermesini engeller. Alt küme aksiyom şemasında yalnızca belirli bir özelliği sağlayan elemanlardan oluşan alt kümelerin varlığına izin verilir. Bu, her tanımlamanın bir küme oluşturmasını da engellemiş olur. Bu aksiyomlar, herhangi bir özelliği sağlayan topluluk bir kümedir gibi sezgisel ama hatalı ifadeleri sınırlayarak Russell paradoksunu ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Russell paradoksu mantık ve felsefe açısından büyük bir öneme sahiptir. Mantıkta bu paradoks mantıksal sistemlerin kendi içinde tutarlı olması gerektiğini göstermiştir. Gödel'in eksiklik teoremi gibi önemli mantıksal sonuçlarında önünü açan bir düşünce aracı olmuştur. Felsefede ise bu paradoks genel olarak kategorilerin ve sınıfların sınırlarını sorgulamak için bir araç halindedir. Örneğin bir küme kendisinin elemanı olabilir mi gibi sorular daha geniş ontolojik ve epistemolojik tartışmalara yol açmıştır. Dil ve anlam kuramında ise Russell paradoksu dilin mantık ve felsefi analizinde bir araç olarak kullanılmaktadır. Bertrand Russell'ın tanım kuramı bu bağlamda ortaya çıkmıştır. Frege'nin kümeler kuramı açısından kümeleri sezgisel ve sınırsız bir şekilde tanımlaması, örneğin her özelliği sağlayan topluluk bir kümedir gibi bir yaklaşım benimsemesi bu paradoksa karşı savunmasız kalmıştır. Bu nedenle kendini referans alan kümeler gibi sorunlu yapılar bu kuram içinde kolayca ifade edilebilmiştir. Russell paradoksu fark ettiğinde Frege'nin kuramına dayanan çalışmaların çelişkili olduğunu göstermiştir. Frege'nin sistemi bu nedenle tutarlı bir matematiksel temel olarak kabul edilmez ve aksiyomatik sistemler bu bağlamda geliştirilmiştir. Şimdi de sonsuzluğun kavramsal sınırlarına değinelim. Sonsuzluk tartışmalarında mutlak sonsuzluk kavramı nihai ve en spekülatif kavram olarak ortaya çıkar. Cantor'un sonlu ötesi teorisi farklı sonsuzlukların var olduğunu ve karşılaştırılabileceğini kesin bir şekilde gösterse de mutlak sonsuzluk fikri düşünülebilecek en büyük sonsuzluk veya sonsuzlukların sonsuzluğu gibi derin zorluklar ortaya koyar. Matematiksel titizliğin ötesinde varoluşun ve birliğin doğası hakkındaki soruların derinlemesine iç içe geçtiği felsefe, metafizik ve hatta teoloji alanlarına uzanır. Mutlak sonsuzluk kavramı şu şekilde çerçevelenebilir. Sonsuz sayıda farklı sonsuzluk varsa o zaman mutlak sonsuzluk hepsinin en büyüğü bir tür son sonsuzluk olurdu. Kümelere uygulandığında kendisi de dahil olmak üzere tüm kümeleri içeren küme olarak düşünülebilir. Daha büyük bir kümenin hayal edilemeyeceği bir tüm kümelerin kümesi. Yüzeysel olarak yaklaşıldığında bu fikir sezgisel görünüyor. Sonsuzluk seviyelere ayrılabiliyorsa o zaman kesinlikle her şeyi kapsayan bir maksimum seviye, nihai bir sonsuzluk olmalıdır. Ancak daha derin bir analiz bu kavramın paradokslar ve çelişkilerle dolu olduğunu ve hem matematik hem de felsefe içindeki tutarlılığını zayıflattığını ortaya koymaktadır. Mutlak sonsuzluğu çevreleyen paradokslar özelliklerini daha yakından incelediğimizde belirgin hale gelir. En büyük doğal sayı olmadığı gibi çünkü herhangi bir en sayısı için n artı 1 daha büyüktür ve böylece devam eder. Cantor'un hiyerarşisinde en büyük sonsuzluk yoktur. Kuvvet kümeleri oluşturma süreci herhangi bir sonsuz küme için kesinlikle daha büyük bir sonsuzluk olduğunu garanti eder. Bu süreç sonsuzluğun kendisinin sonsuz olduğunu ve nihai mutlak bir sonsuzluğun varlığını dışladığını ima etmektedir. Kendisi de dahil olmak üzere tüm kümeleri içeren bir küme fikri küme teorisinde temel çelişkilerle karşılaşır. Cantor'un küme teorisine göre kümeler tutarlılık aksiyomlarını ihlal etmeden kendilerini içeremezler.
Russell'ın paradoksu bu sorunu vurgular. Bir küme tüm kümeleri içeriyorsa kendisini de içerir mi? Eğer içeriyorsa çelişkiden kaçınmak için kendisini de dışlamalıdır. Ve tam tersi. Bu nedenle tüm kümelerin kümesi mantıksal tutarsızlık olmadan var olamaz. Mutlak sonsuzluğun her şeyi kapsaması için kendisini de içermesi gerekir. Ancak bu bir çelişkiye yol açar. Tanım gereği kendisini içeren bir küme, küme teorisinin aksiyonlarıyla tutarlı değildir. Bu çelişkiden kaçınmak tüm kümelerin kümesini başka hiçbir küme içermeyen bir küme olarak yeniden tanımlamayı gerektirir. Bu da boş ve nihayetinde anlamsız bir yapı oluşturur. Bir sonraki bölümümüzde Gödel'in eksiklik teoremleri ve sonsuzluğun temelleri hakkında çıkarımlarda bulunacağız. Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.